Gazeteciler Birliği olarak Silifke ilçemize ziyarette bulunduk. Programımız oldu. Hafta sonunu burada geçirdik. Mersin, Akdeniz'in incisi, Gözde ilçelerinden birisi Mersin ilimizin. Burada güzel anılarla ayrılıyoruz. Artık biz de GAP Gazeteciler Birliği olarak kendimizi böyle Fahri Silifkeli olarak görüyoruz. Bir seçim süreci başlayacak, startı verilecek. Ondan sonra bizlerin seçim tamamlanıp bitene kadar bu tip bir tatil yapabilme veya program yapabilme imkanımız olmayacak. Mevsimin son deniz sefasını birlikte yaşadık. Silifke Kaymakamımız sağ olsunlar bizleri gayet iyi ağırladılar. Kafilemize sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçim kararı alındıktan sonra veya öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı ilçelerin il yapılmasıyla da ilgili kanun teklifleri görüşülecek. Öyle anlaşılıyor. 100 il yapmak istiyorlar. Evet. Biz, biz Silifke'nin il yapılmasını değil, 1934 yılında il hakkının alındığından dolayı il hakkının tekrar iadesini istiyoruz, rica ediyoruz. Siyasilerimiz umuyoruz ki bu çağrıya ses verirler ve biz seçimlerden önce Silifke ilinin valisi Abdullah Aral Bey'i ziyaret etmiş oluruz. Öyle temenni ediyoruz. Ve Silifke'de 1934 yılında bir nevi 1933 yılında alınmış il hakkının iadesiyle geç de olsa hakkına kavuşur diye temenni ediyoruz. Bu açıdan biz de Silifke'yi il olmasını destekliyoruz. Silifke'miz sadece turistik tarihi değerleriyle değil, tarımsal alanda da üretimiyle de önde olan bir il. Ayrıca Rusya ile ortak burada nükleer enerji santrali inşaatıyla da Türkiye'mizin stratejik değeri önemli yüksek bir bölgesi haline geldi. Silifke'de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz ve Silifke'mizin tarihi turistik değerlerinin de basın medya kuruluşlarımızda vatandaşa duyurulmasında, tanıtılmasında da bizler de Fahri Silifke'liler olarak üzerimize düşeni yapacağız. Evet Sayın Hanım. Teşekkür ederiz başkanım. Vallahi her şeyi özetlediniz. Yani Silifke hem gelmenizden hem burada güzel vakit geçirmenizden hem de Silifke'nin yeniden yılması konusundaki düşüncelerinizden dolayı biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Yani bizim için önemli. Sizin burada mutlu ve sağ olun, teşekkür ederiz. Memnun kalacağınız bir ortama sağlamakta. Onu da sağlayabilirsek ne mutlu bize. İnşallah dediğiniz gibi seneye de ondan sonra sen de sizi aramızda görmek isteriz. Gittiğiniz yerlere bizim selamlarımızı, sıcaklığımızı ve onları da beklediğimizi söylerseniz onunla da ayrıca mutlu oluruz. Rıfat Hocam'a da sizin buraya gelmenize vesile olduğu için geçmişten beri de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz. Evet arkadaşlar çayımız içtiyse...